konuşuyorduk biliyor musunuz Nur Hanım'la? Nur Hanım'ın hocasıymış. İona Kucuradi dedim. O kadar burada davet edip konuk etmek istiyorum. İona Hanım'la da konuştuk hocamızla. Ama o da dedi ki üniversiteye gelin orada çekelim. Fakat biz de 6 sezonu bitiriyoruz artık. Hiç dış çekim yapmadık. Evet. Ya buradan ben bir daha bir çağırayım mı ya? İona hocam bir gelin ya. Ya. Bir de siz araya girer misiniz? Hocam. Yani gelseniz ne güzel olur. Değil siz mi? Ve Aslı. Vallahi canım hocam. Değil mi? Ne güzel olur. Bu ülkenin ne büyük bir değeri. Evet. Kaşık. Şimdi kadın kaşıkçı oldu birdenbire. Ankara'nın kraliçesiydi söylüyorum. O yılları bilenler bilir Ankara'da. Nur Baş Nur. NPR. PR daha anlayışı yok. 90'lar. Kadın kraliçe. Ana kraliçe. Ay Nur Hanım yanına yaklaşılmaz. Çok havalı. Çok iş bitirici her şeyle. Yani sonra böyle sonra bodrumlar. Ya ya. Değil mi şeyler ve kaşık nereden çıktı? Ya bir kere öncelikle hani o dönemler, o profesyonel yaşam dönemlerini neredeyse benim kadar takip etmişsin. Yollarımız kesişmiş evet. Falan. Neredeyse 10 yıldır profesyonel kurumsal hayatın dışındayım. Şimdi ben böyle eksen değiştirirken 14-15 yaşından beri çalışıyorum. Bildiğim tek şey çalışmak. Bodrum'a gidiyoruz. İyi, güzel, gümüşlük falan. Hı hı. Şimdi ben gittim Bodrum'a. Şöyle baktım etrafa. Dedim ki bu işler bize göre değil. O zaman bunca yıllık çalışma alışkanlığının yerine başka bir şey koymak. Ne lazım? Onca vakit akıl satmışız biz danışmanlık hı hı. yaparak. Biraz artık akıldan şöyle aşağı doğru şöyle kalbimize, gönül falan hı hı. unuttuğumuz, kuruttuğumuz, çoraklaştırdığımız yerleri nasıl tekrar canlandırırız? Nasıl hayatla, gönül hı hı. üstünden bir iletişim kurarız? Herhalde yaratıcılıkla, el işiyle başlar bu diye düşündüm. Ve ben önce bahçecilik, bahçıvanlık kurslarına gittim. Sonra marangozluk kurslarına gittim. Sonra seramik kurslarına gittim. Marangozluk kursunda kaşık oydurdu usta. Bu kaşık da hayatımda hep bir vardır. Hani böyle bit pazarlarına falan gittiğimde bir elim hep kaşığa giderdi. Küçük de olsa bir koleksiyonum vardı o zaman. Şimdi büyüdü de koleksiyon hı hı. hala var yani. Boyutu değişti. Marangozhanede kaşık yapıyorum. Seramiğe gidiyorum, millet tabak, bardak, fincan falan yapıyor. Ben gene kaşık yapıyorum. Hani her haltıda bu telefona koyuyoruz ya, aa onu yaptım falan. Bir baktım insanlar bu kaşıkları seviyor ve ilgileniyor. Ve ben kaşık yapmaya başladım seramikten. Maşuk kaşık adıyla da kendi çapında iddiasız bir Instagram hesabına hı hı. da yaptıklarımı koyuyorum. Oradan da seven, ilgilenen olursa alıyor. Fakat tabii bir şeyi üretip de onunla farklı bir bağ kurduğun zaman senin algı dünyanda da hı hı. özel bir yere dönüyor. Bu defa yok müzeler, yok bit pazarları, yok kitaplar, kaynakça, maynakça falan. Ben böyle bir kaşığın izini takip eder oldum. Ve karşıma öyle acayip bilgiler çıkmaya başladı ki Aslı. Baktım ki bizim Türk kavminin budununun, dolayısıyla Osmanlı'nın çeşitli kurumlarıyla hı hı. üstelik de, yani hem genel toplum olarak hem de bazı kurumlarının özel tasavvuf, yeniçeriler gibi. Ya kaşıkla ilginç ve duygusal bir bağı var bu milletin. Sonra ben bu verileri alt alta yazarak dedim ki ya bunlar bana çok ilginç geliyor. Ben bunu anlatsam insanlara da belki ilginç gelir. Sonra Anadolu'da kaşığın arkeolojisi adıyla bir sunum hazırladım. Öyle 10 dakika falan değil, 2 saat evet, yani. Evet. Ve ya Allah dedim ben ortalığa döküldüm. İlk günden beri bu beni hala şaşırtıyor. Onun çok için izleniyor değil mi? Ya muhabbetle evet. izleniyor. Evet. Gelen herkes bu sunumu, ya diyorum bakın bu bir tarih hı hı. sunumu. Sıkıcı olabilir.
lütfen sıkıldığınızda burada böyle dikilmeyin. Yani kısa keserim bilmem ne falan. Hayır, bittiğinde insanlar aa bitti mi, o nasıldı, bu nasıldı falan diye bizim sohbetler hep bir yarım saat, bir saatte sonrasında uzuyor. Sonra ben gördüm ki bu benim kitap aralarında, sayfalarında gördüğüm o kaşıkla toplumun muhabbeti gerçek bir muhabbet. Çünkü her buluşmada herkesten bir kaşık hikayesi geldi. Çok ilginç. Evet. Düşünüyorum şimdi benim hayatımda mesela herkesin bir kaşık hikayesi var mıdır? Ya aşağı yukarı. Anneannem kaşığı şöyle yapardı. Ha. Ya bizim komşu da kaşık böyleydi. Bir hikaye çıkıyor. Mesela geçenlerde bir arkadaşımın şeyine, YouTube kanalına misafir oldum. Bittikten sonra kameraman arkadaşlara döndüm. Sıkıcı mıydı ya dedim. Yo dediler. Şey, Balçiçek'in kanalı. Balçiçek'te. Çok güzeldi. Evet. İzledim. İzledin mi? İzledim. Ve yönetmen dedi ki ben Kastamonu'luyum ve bizim bir kaşıkla çok özel bir ilişkimiz var deyip hakikaten Kastamonu'da bir kaşık hikayesi anlattı. Bunun gibi Kastamonu zaten kaşık üretimi açısından tarihte de memlekette özel yeri de olan bir yer. Öyle olunca da bir kaşık hikayesi töreye, geleneğe de sinmiş oluyor. Bizde kaşık aslı bilmecede bulmacada var. Dilde deyimlere girmiş durumda değil mi? Kaşık düşmanından tut da kaşığı belinde. Kaşığı belinde çok severim. Bizim format yani gezmeyi sevenler. Ondan sonra fıkrada var, bulmacada var, oyun havalarında var. Kaşık havası diye bir folklorumuz var. Bir oyun oynama tekniğimiz var. Antalya'dan Kırşehir'e, Kastamonu'dan Ege'ye, Ege'den Konya'ya, Trakya'ya geniş bir coğrafyada kimi zaman kadınla erkekle, kimi zaman erkek erkeğe. Mesela Kırşehir'de abdallar oynuyor. Aynen. Bayağı kaşıkları takıp şakır 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 çıkıp oynuyorlar. Yani erkeğin kadının hala bugün yörük kültürünün egemen olduğu yerlerde hala düğünlerde kaşık. Konya'da mesela Konya gene böyle bir toplantıda bir hanım çıktı dedi ki ben Konyalı'yla evlendim dedi. Bizim dedi düğüne dedi şey dedi nişanlım dedi bir kutu kaşık getirdi. Ne yapıyorsun hayatım, ne olacak bu kadar kaşık demiş. Kırılacak demiş. Nasıl yani? Konya düğünlerinde ne kadar kaşık kırarsan oyun sırasında o kadar iyi yani. Ya çok acayip değil mi şimdi bu anlattığınız? Yunan kültüründe diyelim ki tabak kırmayı gayet iyi biliyoruz. Ve Konya'daki düğünlerde kaşık kırmayı aa diye izliyorum. Bu ne acayip. Şimdi kendimi yargılıyorum burada. Bak çok acayip bir bak, şey. Bak şimdi benim de bu tespitle de benim kalbime böyle cız ettiriyorsun. Yani aslı kendini kendi kavminin adıyla aşağılayan başka bir toplum dünyada var mı? Çok Alaturka. Kadın. Çok Alaturka. Yani aşağılayıp hakir gördüğün durumun ifadesini Türk gibi Alaturka ile ifade ediyorsun. Benim biraz belki de bu maceralar, bu heveslere kapılmamın en temelindeki duygu bizim Türk soyumuzla. Şimdi ben böyle söyleyince hemen bir böyle milliyetçilik bilmem ne falan hiç alakası yok. Bir Türk soyuyla, bir Osmanlı soyuyla ve devamı olan cumhuriyetle bir bütün olarak realitesiyle eğrisi doğrusu kattığı, yok ettiği, yıktığı, var ettiğiyle uzlaşıp bunu kabul edip bir değer haline çevirmedikçe biz hala şu anki vaziyetimizde olduğumuz gibi havanda su döveriz. Bizim koskoca dünya, evrensel dünya kültür tarihine hala bir rengimiz, bir izimiz yansıdı mı sence? Zenginliğimize bakarak bunu soruyorum. Hayır. Bence yani yansımadı. Yansıyan noktalar var ama var. Hak ettiğimiz, olması gerektiği şekilde yansımadı. Yansımadı. Bunu, tabii ki. Tabii bir sürü şey yapıyor Türkler dünya ölçeğinde. Ama yansıdı mı?
bütünüyle bu zenginlik yansıdı mı sanmıyorum. Benim de belki karınca kararınca yaratmaya çalıştığım etki kaşık gibi küçük, naif, narin bir nesne üstünden belki Türklük okuması, Osmanlı okuması, Cumhuriyet okuması yapmak. Çünkü kültür dediğin şey zaten bu küçük nesneler üstünden oluşup gelen bir şey. Ben kaşığa hem bir somut kültür nesnesi yani gastronomideki, mutfak hayatında, yeme içme kültüründeki yeriyle ama hem de soyut bir kültür nesnesi. Dildeki, tasavvuftaki, bilinç altındaki karşılıklarıyla ulaşmaya ve edindiğim bilgiyi de paylaşmaya çalışıyorum. Broş harika, bir kaşık var orada değil mi? Bu bir telkari, bir Mardin işi, gümüş bir kaşık. Hatırlarsın bunu eskiden yani annelerin sandığında falan çay kaşığı. Hatırlarım, vardı bizim ondan sonra, de. Vardır yani çoğumuzun evinde bunlar vardı. Bunlar da artık ortadan kayboluyor. Ben bir tanesini dedim şöyle yakama çok takayım. Çok güzel, çok güzel olmuş. Peki şimdi kaşık. Gerçi siz tabii çok daha güzel anlatıyorsunuz ama dişi bir şey gibi değil mi? Evet. Yani kaşığın bu tarafı sanki rahim gibi içine alıyor. Diğer tarafı böyle bir göbek gibi. Çok kavrayıcı değil mi? Kavrayıcı. Evet. Yani dişi bir şeymiş gibi geliyor. Yani bir sembolizmayla ifade etmemiz gerekiyorsa ve bunu neyle mukayese ederek yani biz kaşığı neyle görüyoruz? Çatalla, bıçakla görüyoruz. Bunlarla karşılaştırdığında kaşık dişil bir sembolizmaya sahip. Hem sembolizması öyle hem de kullanıcısı. Şimdi yemeği kadın yapar. Neyle? Kaşıkla. Kazanı kaynatır ve karıştırır. Kim dağıtır? Kadın. Neyle dağıtır? Kaşıkla. Şimdi bu kaşıkla dağıtmanın aslında bir adalet. Bir denge, bir ölçü boyutu vardır. Bizim kültürümüzde çok olmasa da Batı toplumlarındaki cadılık, witchcraft'ta kaşık adaleti simgeleyen de bir şeydir. Nitekim kaşığın gastronomi dünyası dışında en yoğun kullanıldığı yerler tıp, kozmetik, şifa yani ilaç yapımı, eczacılık. Neden? Bazı kaşıklar var mesela tarihte. Bizim Selçuklularda da var. Başka kültürlerde de vardır. İki tarafı da kepçe. Bu ölçü. Yani burası atıyorum 10 gram, burası da 15 gram alıyor. İlacı yaparken uğraşmıyor. 10 gram ondan, 15 gram ondan düzgün, sabit biçimde koyabiliyor. Bu kadar kritik bir denge ve adil bölüştürme simgesi aynı zamanda kaşık. Çatalın o sivri, batan, delen, eril, yang özelliklerine baktığında... Çatal eril mi? Bu durumda biraz öyle oluyor. Yani fonksiyonu itibariyle baktığında kaşıksa daha hem hatları hem o bir rahim gibi içine alan lokmayı içine alan haliyle sembolik anlamda böyle ifade etmek yanlış değil. Burada şimdi bu çatal ve bıçak Türk sofrasına çok geç girmiştir. Türkler bunu bilmediklerinden değil. Çatal zaten çatal ve bıçak doğuda bulunmuş. Bizans döneminde özellikle yani İstanbul, Anadolu'da gene. Sonra İtalyan tacirlerle, seyyahlarla batıya gitmiş bir nesne. Bunu Türkler ve Osmanlılar da biliyor ve bunları kullanıyorlar. Ama sofrada değil, yemek yerken değil, mutfakta keserken, biçerken, işte bir şeyi alıp buradan alıp buraya koyarken çatalı da bıçağı da kullanıyor. Ama masada yok, sofrada yok. Olmamasının iki sebebi var. Birincisi... Bu batıda da böyle bıçağın olmama sebebi güvenlik. Özellikle batıda yani alkolün daha rahat kullanıldığı yerlerde olay çıkıyor.
Bizim Osmanlı'da öyle olmamasına rağmen yine de özellikle sultanın sarayda, makamda falan öyle bıçaklı sofra mofra yok. Anadolu'da da yok. Çatal da yok. Ben bunu biraz şununla açıklıyorum neden olmadığını. Bu bana ait bir görüş. Yanlışlanabilir. Yanlışlanana kadar da ben bunu paylaşmaya da devam edeceğim. Şimdi bizim eski yani orijinal Türk dini Tengricilik coğrafi açıdan Budizm'den çok etkilenmiş, alışverişte bulunmuş bir inanç sistemidir. Bizim Orta Asya'dan işte binlere doğru Anadolu'ya gelirken getirdiğimiz inanç hala Tengricilik inancıydı. Fakat geçerken İslamiyet'in yayılma yıllarıdır. Bayağı vuruşarak, kırışarak hem İran halkları hem Türk budunu İslamiyet'i kabul etmiştir. Öyle böyle. Ama neyin üstüne kabul etmiştir? Kendi eski otantik inancının üstüne. Ve bu inanç kombosu Anadolu'ya doğru geldiğinde Alevi, Bektaşi dediğimiz bu topraklara özgü bir inanç sistemi, değeri de yaratmıştır. Şimdi Budistler, yani Budist coğrafyaya baktığında hala bugün yemeklerini bu insanların çatal bıçakla değil, kaşık ve çubuklarla, chopstick'lerle yediğini görüyoruz. Doğru mu? Evet. Her şeyi chopstick'le yiyorlar. Çorbayı da kaseyi ağızlarına dikerken bu kaşığı parçacıklar yere dökülmesin diye bir itki gibi kullanıyorlar. Bugün hala. Bunun da temelinde ben bir inanç altyapısı olduğunu düşünüyorum. Tayland civarı da öyle. Sadece kaşık kullanıyor. Tabii. O coğrafyada hala sadece kaşık kullanılıyor. Çatal bıçağı bilmedikleri için mi? Yok, biliyorlar. Gayet güzel. Türklerin kaşığı alan muhabbetiyle bunun arasında bence bir inanç paralelliği var. Budizm'de canlılık ne diyelim o tek tanrılı dinlerin canlılık anlayışından biraz daha farklı. Yediğin yemek, yediğin et ya da sebze, evet hayvan ya da topraktaki sebze görüntüsünden çıkıyor. Çünkü kopartıyorsun ya da vuruyorsun hayvanı, getiriyorsun önüne. Ancak bir besleyicilik değeri hala bir canlılık olması ve onu bir prosesten geçiriyorsun yemek için. Ama hala bir canlılık değeri olmasa zaten insan bunu yiyemez. Çünkü toksik etkisi olur. Seni besleyen şey hala içinde can taşıyan bir şeydir. Can taşıyan bir şeye senin şiddet göstermen, çünkü çatalı batırmak bir şiddettir. Bıçakla kesmek bir şiddettir. Ve günün sonunda da evrensel canlılık anlayışına aykırı bir hal sergilemektir. Benim sana bir çatalı bıçağı batırmamla yemeğe batırmam arasında bir fark yok aslında. Dolayısıyla böylesine şiddetli bir eylemle yemek yemek yerine chopstick'le kavrayarak, kaşıkla kavrayarak yemeğini tüketir Budist toplumlar. Ben bizdeki kaşık muhabbetinin, çünkü bizde kaşık 200 yıldır kullanılıyor. Çatal ve bıçak 200 yıldır kullanılıyor. Kaşık çok eski. Kaşık çok eski kullanılıyor. Bunun bir açıklaması olmak zorunda. Dolayısıyla sanayi devrimi sonrası buraya da sirayet eden toplumsal aynen, kodlar. Bu inanç coğrafyasındaki etkileşimin Türklerin de bilinçaltında böyle bir şeye neden olabileceğini ben düşünüyorum. Çünkü Türklerin
dünya uluslararası toplumdaki en büyük karakteristiği askerlik ve savaşçılık olmasına rağmen Türkler aslında son derece bence şefkatli, yufka yürekli, kolay inanan ve barışsever insanlar. Bilmem sen katılıyor musun? Barışseverlik evet, kolay inanmak evet, çabuk galeyana gelip coşmak evet. Evet, o duygusal halleri. Hı hı. Ama şiddet eğilimi yüksek bir toplum olmadığımızı düşünüyorum. Savaşçılık başka bir şey. Şiddet merakıyla ilgili bir şey değil o. Hı hı. O onun toplumsal var olma biçimi bir yerden bir yere giderken. Ve Hint ordusundan Arap ordusuna, İran ordusuna kadar da her yere asker vermiş bir boy, bir kavim Türkler. Her neyse, kaşıkla ilgili bu yumuşaklık, kavrayıcılık ve Türk'ün buna yakınlık hissiyatını biraz böyle inanç boyutuyla açıklanabileceğini düşünüyorum ben. Bir de tabii Osmanlı Sarayı'nda, onu yayında da evet, izlemiştim. Osmanlı Sarayı'nda padişahların o kaşıklara isimler vermesi. Vermeleri işte. Bu da bir duygusallık göstergesi. Kadın isimleri. Evet. Gözdelerinin isimlerini, hı-hı, verebiliyorlar. Mesela Afife adlı bir kaşıktan söz ediliyor bazı yayınlarda. Görmek nasip olmadı tahminimce, hı-hı, Topkapı Sarayı'nda. İnşallah görme şansım olur. Sonra Abdülhamit'in, ikinci Abdülhamit'in oğluyla çıktığı bir Avrupa gezisinde veliahtın Şayan adındaki gözdesine üstü yazılı Vuslat-ı Şayan senindir devran yazan bir kaşık bırakıyor Avrupa'ya giderken, yani bir ayrılık hediyesi. Hani, hani tekrar döneceğim. Unutma beni bu kaşıkla. Bu kaşıkla ye mi yemeğini gibi diyor. Evet. Yemeğini bu kaşıkla ye. Bu kaşıkla ye. Yedikçe de her an beni hatırla günde üç kere. Gerçi Türkler pek günde üç kere de yemek yemiyor ama artık o dönemde yemeye başlamışlar. Hı hı. Türklerin genel olarak bir kuşluğu var. Bir de akşam yemeği var. Onun dışında çalışıyorlar. Hı hı. Cariyelerin işte ya da gözdelerin isimlerini vermeleri, o kaşıkla yemek yemeleri. O kaşıkların kapları, hı hı, kadifeden kılıfları var. Hı hı. Hepsi böyle altın, gümüş sırmayla işlenmiş. Kaşığını yanında taşıyor. Yani Türkler bir silahlarını yanında taşıyor, bir kaşıklarını yanında taşıyor. Onun için işte kaşığı belinde. Belinde, değil mi? Evet. Bu sunumu yaparken Bodrum'da hepinizin de bildiği bir harika bir lokantası olan bir arkadaşım var Gümüşlük'te. Bana dedi ki, Nur dedi, babası ilköğretim müfettişiymiş. Babam dedi rahmetli olduğunda dedi çantasını, yani teftiş, hı hı, çantasını, iş çantasını annesi ona vermiş, al diye. Ben dedi bir açtım dedi o dedi deri çantayı dedi. He. İçinden dedi defteri çıktı dedi, kalemi çıktı dedi ve kaşığı çıktı dedi. Çok ilginç. Evet. Ya evet. Şimdi mesela defterimizi, evet, kalemimizi çantamıza atıyoruz. Ben de minik not defteri, evet, kullanırım çanta büyüklüğüne göre. Evet. Severim hala. Evet. Sizde var mı alışkanlık, evet, tabii hala? Ki. Eski tabii peki ki. Ajanda alışkanlığınız var mı? Hatırlar mısınız bizim dönemde şey vardı böyle. Hala. İsim vermeyeceğim, markada vermeyeceğim. Tabii aynen, anlaşıldı zaten. Ben hala her yılın sonunda Aralık ayında yenisini alır ve her şeyimi gün gün not alır. Organizerlar tabii vardı böyle, tabii, deri kaplı. Tabii. Onların içini değiştirirdik yıllardır. Tabii tabii. Aynen, devam bende. Şeyi soracağım. Öyle bir şey, organizer ya da not defteri, kalem ve yanına kaşık. Kaşığın yanında taşıma, yani yemeklerini o kaşıkla mı yiyor? Evet. Onu. Şimdi aslında istersen hijyen açısından son derece hoş bir şey. Ama o zaman bardağı da yanımıza taşımamız gerekiyor. Doğru tabii, oraya doğru gideriz. Hı hı. Ama hani bu böyle çok daha ağzın içinde daha kapsayıcı, bilmiyorum. İkincisi. Hani mesela kendi kalemini kullanmak, hı hı, o benim kalemim değil falan dersin. Yani ne olacak değil mi? Hani, hı hı, o öbüründe ben kendi kalemimle atayım imzayı, bilmem. Kaşığın biraz öyle bir temsil özelliği de var. Hı. Yani ay, senin çok zevkin. Bir de tabii aslında o kaşıklar yapılıyordu. Yani şimdi şeye gidip de züccaciye gidip de bilmem nereye gidip de aldığım kaşığı yanımda taşımam çok anlamlı bir şey olmayabilir. Bunlar organik mi? Türkler madeni kaşığa hep mesafeli durmuştur. Dinen ve yaşam tarzları açısından. Neden?
Çünkü ağza metal sokmak İslam dini açısından desteklenen bir şey değil. Bidat diye bir şey var. Hazreti Muhammed'in yaptıklarını yapmak sevilen, yapmadıklarını yapmamak da gene onaylanan bir şey. Şimdi o dönem o coğrafyada zaten kaşık kullanımı bile var mıydı emin değilim Arap toplumunda. Çünkü hala biliyorsun Arap toplumu hala eliyle yemek yemeyi kolay bulur. Bunları da ben hiçbir zaman yargılamıyorum, onu da belirtmek istiyorum. Sen bir kültürün uygulamasını, töresini yargılayamazsın. O onun bildiği ve desteklediği bir şekil. Yoksa Arap toplumu kaşığı, çatalı, bıçağı bilmiyor mu ya? Biliyor ama hala eliyle yemek yiyebiliyor. İran bilmiyor mu? Biliyor, yiyor. Bu arada mesela ilginç örnektir. Yer sofrası, hani bizde sofra, bizde masada çatal bıçak kadar geçtir Türk evine girme şekli. İranlılar masada yemeği bilmiyor mu? Niye hala yerde yemeği tercih ediyor? Türklerin bu coğrafyada hala %40'ının yer sofrasında yemek yediğini söylersem şaşırır mısın? Şaşırmam, onu soracaktım. Benim iki kuşak öncem, evet, memlekette o köylerde yaşarken biz ziyaret ettiğimizde onlar yer sofrasında yemek yerlerdi. Hepimizi, onu görürdüm. Hepimizi. Çok küçüktüm. Evet. Ve şeyi fark ederdim orada. Şimdi hoşaf ya da işte komposto. Hoşaf. Komposto değil. Hoşaf. Evet. Hoşaf, işte pilav. Hani o kaşıkla yemek. Bir de bazı yörelerde böyle yufka ekmek yapılırdı. Evet. Mesela pilav falan o ekmeği kaşık olarak kullanarak alırlardı. Evet, ona ayı kulağı denir bazı yörüklerde falan. Tabii bizde kaşık gibi kullanılan, mesela biz bazı yaprakları da kaşık gibi kullanırız. Evet, evet. Marulu, asma yaprağını, değil mi? Aynı şekilde yufka ekmeğini böyle alır, dolar. İran'da aynı şekilde yemek yiyor. Hindistan da aynı şekilde yemek yiyor. Dolayısıyla sen buna iyidir, kötüdür, bilmem nedir diyemezsin. Zaten bu çok ayıp değil mi? Yani onu kötü ya da iyi yargılamak. O topraklar öyle. Öyle. Öyle giyiniyor, öyle yiyor, onu tercih ediyor. Evet, işte ben de aynı şeyi söylüyorum. Kültürel bir şey bu. Ama şimdi öyle olmuyor. Hani bizim gibi kayıtsız şartsız Batı'nın getirdiklerini artık kabul etme noktasında olup da Batı'dan daha fazla Batıcı olan da bir ciddi bir kesim var. Şimdi onlar için biz mesela bazı benim sunumlarımda böyle deneyim yaşatıyoruz. Bir menü yapılıyor sunum sırasında ve sadece kaşık koyuyoruz. O menüde klasik aslında Osmanlı Türk menüsü içinde hoşafı, pilavı, eti, sonunda palüzesi, tatlısı olan. Palüze ne demek? Bir tatlı, bir Osmanlı tatlısı, yumuşak, jölemsi bir şey. Bunların çoğu kaşığa gelen yemekler. İnanır mısın bu yemekleri yerken, işte alışkanlık ya günün sonunda, çatal ve bıçak kullanma arzusu doğuyor insan. Ben bunu da yadırgamıyorum. Çünkü artık hepimiz de böyle yiyoruz. Böyle onu kaşıklarken biz... Ay bu böyle zor oldu, bir çatal falan. Hayır, çatal yok, biz burada başka bir şey deneyimliyoruz. Hoşafı, pilavı, çorbası, kaşık okey. Evet. Ete gelindi mi şimdi zor. Zor. Pilavda da zor. Mesela Nurullah Ataç diyor ki, bir dergide bununla ilgili yazısı var. Nurullah Ataç yani, hani dil devrimi, Türkçe, Mürkçe falan. Muazzam bir düşünür, dilci, edebiyatçı. Ya diyor, birincisi diyor bu hoşafa diyor komposto deniyor. Hani ayar oluyorum buna diyor. İkisi farklı değil mi ya? Değil. Biri tazeden, biri kurudan olmuyor mu? Yok. Hoşaf hoşaf işte. Bunun Frenkçesi de komposto yani. İkincisi de pilava çatal ne demek diyor ya? O kadar aykırı bir şey ki Osmanlı Türk geleneğinde pilavın yanında çatal. Pilav kaşıkla yenir nokta, çatalla aldığın pilavın danesinin azlığı bile lezzetini etkiler. Alamazsın sen o pilavın tadını diyor. Şimdi bunlar bizim... Pilav olsa da yesek şöyle. Şöyle değil mi? Sade yağla. Şurada bir pilav olsa ben böyle kaşığı da aldırırım.
Ama şimdi o bunu böyle yazınca, şimdi biz küçük lokma bilmem ne, biz artık oraya doğru gidiyoruz. Ama pilav dediğin şey kaşıklanır, ağız dolusu yenir ki tadı alınsın. Doğru ya, ama şimdi düşününce. Düşününce öyle. Evet. Ama modernite diyelim, batılılaşma diyelim, küçük lokma, yok çatalın ucu, yok bilmem nenin nesi. Biz şimdi böyle yiyoruz. Ben demiyorum ki herkes çatal bıçağı bıraksın da kaşığa dönüyor. Ama şimdi bilmem ne sarayını davete gitmişti bütün sosyetiklerle. Biz orada böyle pilavı dağılıp böyle kaşığı yiyoruz. Herkes bize bakar ne yapıyor diye. Yani şimdi insan belki çekinir de. Belki çığır açarız ama ne biliyorsun. Çekinir de şimdi o böyle kalabalıkları düşündüğümüz o tipleri. Belki. Bıçak da eril mi? Bıçak keskin bir şey, evet, ve fallik bir şey. Evet, evet. Eril mi? Evet, tabii yani kaşığın yanında çatal ve bıçak için daha eril objeler olduğunu söyleyebiliriz. Sert işlevi açısından da öyle. Anladım. Oraya öyle bakıyor. Şimdi birdenbire benim kaşığım, bakışım değişti. Sizinle değişti mi bilmiyorum. Ben şimdi bir kaşığı falan görüyorum. O hanımefendi nasılsınız falan diye önünde eğilesim geldi. Böyle anlatınca da öyle olmuyor bir kaşığa böyle. Ama ne kaşık örnekleri var biliyor musun? Keşke denk gelse de benim bir sunuma gelebilsen. Evet, onu söyleyeceğim. Şimdi Nurbaş Nur'u Instagram'dan takip edin ama ben kendisini yeniden yıllar sonra Minoa Pera'nın yaptığı etkinliklerde, evet, kaşık etkinliği. Aa dedim, bu Nurbaş Nur, o Nurbaş Nur olamaz. Öyle başladı. Bu kadın en son ne yapıyordu, şimdi ne yapıyor? Al o mu ya falan. Baktım tip aynı. Evet. Orada da çok güzel anlatıyor. Ben gidemedim ama takip ediyorum, böyle bakıyorum. Oradan da bulabilirsiniz İstanbul'da yaşayanlar. O etkinlikleri de takip edebilirsiniz. Evet, onları duyuruyorum, anons ediyorum zaten meraklısı için. Yani orada kaşıkta kullanılan malzeme, yaratıcılık. Mesela İstanbul'da Evliya Çelebi yazıyor. 300 kaşıkçı varmış. Atölye yani. Şimdi o zamanın İstanbul'unda kaşık yapmak için 300 atölyenin olması biraz atar. Tabii Evliya Çelebi'nin bir hep bir abartma atma değil de abartma potansiyeli var. Ya böyle atmasyoncu muydu o ya? Atmasyoncu değil, abartıcı. Yani 300 olmasın 230 tabii olsun. Tabii aynı şeyi söylüyorum. 300 olmasın da 200 olsun, gene ciddi bir şey. Sonra Balıkhane Nazırı yazmış 19. yüzyılda şeyde Kapalı Çarşı'da kaşıkçılar kapısı var diye. Ben tabii gittim ve Kapalı Çarşı'da kaşıkçılar kapısını aradım. Bulamadım ama Kaşıkçı Han diye bir küçük, çok sempatik han buldum. Şimdi üstü Latin harfleriyle yazıldığına bakarak bu herhalde çok eski bir han değil diye düşündüm. Ama belki de onu Osmanlıcadan Türkçe'ye tekrar geçirdiler. İçine de girdim. Hakikaten küçük hücrelerden oluşan sempatik bir han. Şimdi bu kaşık işi biliyorsun çok yer istemez. Onu alırsın ahşabı, usta tek başına onu oyar. Malzemesi az, patırtısı, kütürtüsü, gümbürtüsü yok. Tek başına zaten kaşık ustaları biraz ne diyelim tasavvuf ehli eğilim de gösterirler. Yani böyle kendi başına sakin sakin onu yapıp, inceltip, rafine edip, belki süsleyip, ortaya çıkarıp veresiye kadar böyle bir kendi iç dünyasında bir şeydir. Mesela ahilik biliyorsun bizim ticari geleneğimizde çok önemlidir. Lonca usulüyle işleyen bir sistem. Kaşıkçıların loncası çok uzun zaman olmamıştır. Çünkü lonca biraz düzen ve erken sağlayan bir şeydir ya. Kaşıkçı esnafının pek öyle olayları, üç kağıt, beş kağıt, anladın mı? Hani o ticaretin arka sokaklarına pek gitmeyen bir esnaf türü. Ne güzelmiş. Daha esnaf. Temiz esnaf. Daha böyle içsel. Zaten tasavvufta kaşığın çok karşılığı var. Yani Anadolu tasavvufunun en büyük isimlerinden Ahmet Yesevi'nin lakaplarından birisi Kaşıkçı Dede. Onun da kaşık yaptığı rivayeti var.
bir bilgi belki değil ama okudum bunu da. Hı hı. Tasavvufta kaşık manidar bir şeydir. Ne açıdan? Mevleviler mesela, yani bir tür ritüelik bir yanı vardır. Mevleviler kaşığı ters kapatır ve kaşık niyazda der. Hı hı. Bektaşiler kaşığın çukurunu hep yukarıda tutarlar ve kaşık duada derler. Ve geçmiş dönemlerdeki bu dedeler karşılaştığında sadece sofrada kaşıkları kullanma biçimleriyle bile Mevlevi mi, Bektaşi mi o kadar birbirlerini tanıyabiliyorlar. Çok ilginç. Evet. Şimdi programın sonuna gelmişiz artık yavaş yavaş. Bu noktada bir de Mardin, çok kısa bir Mardin. Çünkü Mardin tarafı da var Nurbaş Nur'un. Mardin Kapı Şen olur. Mardin Kapı Şen ki. Alalım mı Mardin Kapı? Ya keşke alabilsek. Ben Mardin'den bugün senin için geldim biliyorsun. Ya Aslı'ya küçük bir hediye götürsem dedim. Ya ne götürsem acaba falan. Arkadaşım dedi ki kaşık anlatacaksın, kaşık götür. Nasıl ya, bir dakika. Vay Erenler. Bak bu da ne kadar şahane bir şey oldu. Pilav geldi. Pilav geldi ki ne gel. Aslı. Nasıl dolduruyorum hocam? Aslı biliyorsun değil mi? Ne yapıyorsun? Bunu böyle yaptığında. Bir dakika yakından göster. Bunu şimdi bir dakika nasıl ne yapıyoruz? Ben eğer bunu bak, böyle. Şimdi bak. Erkek Evlat, Atıf tamam. Yılmaz'ın Güllü diye bir filmi vardır. Evet. Türkan Şoray, evet. Edison. Orada Edison bunu böyle batırır pilava. Tamam. Tahta kaşık tabii bu. Bizde bu madeni tamam. Kaşık yok. Bu erkek evladın ben evlenmek istiyorum ifadesi durur. Eğer kızsan. Ne yapıyorum? Bu kaşık artık sofraya gelmiyor. 5 kişilik ailede bir kaşık eksikse. Kız diyor ki. Kız diyor ki ailesine sembolik olarak ben artık bu sofradan gitmek istiyorum. Bu evden gitmek istiyorum, evlenmek istiyorum yani. Buyurun o zaman nasıl? Bu nereden dolu çıktı dolu ya? Mu? Dolu dolu mu alıyoruz? Hazırlık. Ne kadar alıyoruz? Dolduracağız yani. Tamam, şöyle doldurduk. Şöyle iyi mi? Böyle iyi mi? Tabii çok güzel. Yani 5 yıldızlı otelde yerken bizi yargılamayacakları kadar. Güzel. Pilavınız da pilava. Yemekhaneden bizim yukarıdan. Harika. Harikaymış. Benim hediyem araya gitmesin ya. Bir dakika. Gidemez. Arkadaşlarımdan birisi değil ki. Tabii ki kaşık götür. Ya benim Mardin'de kaşık yok. Hani alıp da Aslı'ya götürebileceğim falan hani değerli. Hayır, var. Bunun maddi bir kıymeti yok. Ama kahvaltı masanda reçellerine koyduğumda... Bayılırım. Ay nasıl maddi kıymeti? Dünyanın... Ay bayılırım. Böyle. Bakar mısınız kaşıklarıma? Sana küçük kaşıklar getirdim. Bu da şey böyle içine... Bayıldım. Arkadaşlar ben bunun altını birden sattım. Ölene kadar evde kalmamı garantiledi ya. Bana 6 kaşık vermek ne demek ya. Güle güle kullan. Bayıldım. Nasıl bu? Ne kadar güzeller. Reçel için falan, bal mal bilmem ne. Tatlı her değil şey mi? Sempatik. Çok kendime güzeller. De aldım. Muhteşemmiş. Güle güle, çok keyifle teşekkür kullan. Ediyorum. Keyifle kullan. Kullandıkça da hem beni an hem de kaşıkla olan muhabbetimizi içinde hatırla. Bu çok güzel. Her şey olur. Her şey olur. Ben şimdi çok teşekkür ediyorum. Ben sizi keyifle kaldıracağım. Bu toprak nereden geldi? O toprağı da şimdi beni asistanın arayıp da bak bunun içinde kuru yap, bunları ayıklamadım. Daha kuru iyi. Kuru yapraklar, dallar, zeytin yaprakları, tohumlar, bir sürü bir şey. Rengi de ne kadar güzel değil mi? Nur Hanım, bizim geleneğimizde, program geleneğimizde toprak var, getirir misiniz deyince dedim ne yapacağım? Yani Mardin'de toprağa ulaşma benim zor değil. Ama bekledim ki Deir-i Zafaran Manastırı'na gidecektim. Dedim ki oradan getireyim. 1500 yıldır manastır ama öncesinde de bir şemsi tapınağı tabii, orası. Tabii orası o kadar değerli, değerli bir yer ki. Enerjisi yüksek, kutsiyeti yüksek. Bu toprakta oradan
programımıza kalkacak. O zaman kalkacak. Kalkın. Ya bir dakika Ceyhun, beni bir boydan bak. Şimdi kaşıkları sakladım. eksik kaşık verdim. Bir de bak şöyle, bak sandalyeye oturtulduğunda ayağım yere değmiyor. Ama bir de bana 6 tane kaşık, ben bittim ya ölene kadar. O tarafa geçelim mi bir? Hadi geçelim. Diğer, buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Diğer, ben size şöyle vereyim. Siz ay dökerseniz. Ay ne değerli bir şey bu ya. Türkiye'nin ve dünyanın burada, pek burada çok yerinde. Neler var mesela? Anıtkabir, Çanakkale Şehitliği, New Jersey var. Tabii. Afrika'dan var. Aa ne hoş. Asya'dan var. Dağıtacağım ülkenin, bunu tabii koyacağım. Ülkenin çok yerlerinden. Ve Mardin'den de çok kıymetli ve kutsal bir toprak geldi bize. Ay ne şahane bir şey. Uğur getirsin hepimize. Hepimize. Ve Mardin'e bir daha beraber gitmeyi buradan diliyorum. Evet, niyet ettik. Evet, niyet ettik onu gerçekleştirmek için. Ceyhun, kapatmak istersen şöyle bir alıcı gözüyle beni başına bütün hoşluğuyla.